Size bahsettiğim sürprizle karşınızdayım. YouTube kanalı kavram haritasını sonunda bitirdim ve paylaşıyorum. Bu interaktif bir PDF, yani üzerinde bir sürü link var. Şu ana kadar kanalda yayınlamış olduğum bütün videoların bir dökümü olarak düşünebilirsiniz. Tolga Hoca hangi konuda şimdiye kadar ne anlattı? Hangi soruları çözdü? Bunların hepsini bu PDF'te bulabileceksiniz. Şimdi PDF'te çeşitli sorulardan faydalandım. Şimdiye kadar kanalda çözmüş olduğum tsunami fizik fasiküllerinden olan soruların parantez içinde yanında TSN yazacak. MF kazanımdan seçtiğim sorular, MF. 3-4-5 AYT fizik soru bankasından seçtiğim sorular. 3-4-5 parantezinde göreceksiniz. Eğer parantez içinde TB yazıyorsa da bu da bana ait bir soru oluyor. Şimdi gerek bakın sorular var PDF'te. Aynı zamanda böyle başlıklar da var. Mesela kılcallık olayı nasıl gerçekleşir? İşte su nasıl kaynar? Basınç artışı suyun kaynama noktasını nasıl yükseltir? Yani neler oluyor da suyun kaynama noktası yükseliyor? Bir kere kaynama ne demek? Bunların açıklamalarını yaptığım mesela bir tane video vardı. O videonun ilgili kısmına gitmek istiyorsanız tek gereken şey işte şuradaki linke tıklamak olacak. Bunun dışında bakın bu sorularda çeşitli renkler kullandım. Mavi renkler sınav ayarında dediğim kısımlar ki sadece sorularla ilgili değil bakın şu başlıklarda da yine mavileri görüyorsunuz. Bu da işte sınav ayarında olmuş oluyor aslında. Sınav seviyesinin üzerinde olarak nitelemedim onu ama eğer kırmızı bir şey görüyorsanız onu sınav seviyesinin üzerinde olarak nitelediğim bir başlık. Yani bu bir soru da olabilir. Bir kavram sorusu da olabilir. Bir anlatım kısmı da olabilir. Şimdi bir göz atalım. Mesela deneyelim. Linklere basalım. Bakalım neler olacak. Mesela işte su nasıl kaynar? Basınç artışı suyun kaynama noktasını nasıl yükseltir? Bunu mesela izlemek istiyorsunuz. Merak ettiniz. Tek yapmanız gereken şey şuna tıklamak. Tıkladınız. Ve geldi. Şimdi peki kaynama nasıl gerçekleşiyor? Bir de buna bakmak istiyorum. Biraz böyle. Evet. Burada izleyip üzerine notlarınızı alabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz yani ben sıfırdan konu anlatımı yapmıyorum. Peki bu PDF'ten nasıl faydalanabilirsiniz? Yani sadece işte linkleri tıklayarak soruları çözerek vesaire. Bu böyle değil de yani önce bir kere bir konuya çalışmış olmanız gerekiyor. Konuya kitaplarınızdan ya da işte YouTube üzerinden veya başka yerlerden işte dershaneye gidiyorsanız ya da okulda kurslarla çalışıyorsanız. Yani bir şekilde konu bir kere çalışılmış olması gerekiyor. Konuya çalıştıktan sonra gelip işte bakacaksınız Tolga Hoca ne yapmış bir bakalım şunlara. Yani soru kolay olabilir. Mesela soru size çok kolay olabilir. Cevabına bile bakma gereği duymamış olabilirsiniz ama ben size kesinlikle videoların soru kolay bile olsa izlemenizi öneriyorum. Yani size katacak mutlaka videoda bir şey vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sadece soruyu çözüp geçtiğim içerikler değil arkadaşlar bunlar. Şimdi peki şeyden de tavsiyede bulunayım. Yani nerelerden çalışabilirsiniz bu konulara? Bir kere yani Ertan Sinan Şahin'in video anlatımlı fizik fasiküllerini kesinlikle öneririm. İki zaten o fasiküllerin birçoğunda benim ismimi de göreceksiniz. Yani tam bir ekip çalışmasının işi bu ürün. Yani bir kişinin yapacağı bir şey değil açıkçası. Hani üzerine kafa yorulmuş, bu konu nasıl anlatılmalı diye düşünülmüş sorular aşama aşama ona göre hazırlanmış. Yani bir büyük bir ekibin işi bu. Dolayısıyla onu başta tavsiye ederim. Eğer maddi durumunuz el veriyorsa kesinlikle onu tavsiye ediyorum. Onun dışında YouTube'da gayet güzel bunu anlatan hocalarım var. Mesela
Dursun İşler Hocam'ın kanalını kesinlikle öneririm. Bunları da açıklama kısmına bırakacağım. Yani bir kere fiziği olması gerektiği gibi anlatıyor. Yani takdir ediyorum kendisini. Yine Özcan Aykın Hocam da yine aynı şekilde bütün konuları aşağı yukarı anlatmış durumda. Bitiriyor zannedersem. Yakın zamanda bitirecek bütün konuları. Onun kanalını da mesela tavsiye ediyorum. O da gayet güzel anlatıyor. Simülasyonlar kullanıyor vesaire. Aynı zamanda Fizikten Hocam'ı da tabii unutmayın. Fizikten Hocam da bir süredir video atmıyor ama o da gerçekten güzel anlatıyor konuları. Ona da mutlaka bakabilirsiniz. Yani imkanlarınız mevcut arkadaşlar. Önce bir çalışmanızı yapacaksınız. Newton'un hareket yasaları. Newton'un hareket yasalarını çalışmanızı tamamladınız. Çalıştınız. Şimdi baktınız. Benim bu paylaştığım PDF'te bakalım Tolga Hoca neler anlatmış bu konuda. Bak, şu soruları çözmüş mesela. Bu soruları çözüp ardından çözümleri izleyip hem cevabınızı kontrol edip hem de benim çözümde neler yaptığıma dikkat ederseniz yani bu konu çalışmasının ardından size bir takım artılar katacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi çeşitli kaynaklardan aldığım soruların birleştirilmiş hali var. Bunları mesela izleyebilirsiniz. İşte 3-4-5'ten mesela şöyle bir soru almışım. Bunun çözümüne mi gitmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken şey şuraya tıklamak. Şimdi birazcık zor bir soru var karşımda. Sürtünmesi yatay düzlemde bulunan bir makaraya şekillik gibi hemen çözüme ulaştık. Devam edelim bakın. Bunlar eskiden yayınladığım bir takım sorular var. Kırmızı koymuşum ama bu arada kırmızı görünce de kaçmayın. Yani bunlar size çok şey katacağını düşündüğüm sorular açıkçası. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada mesela sorular bitiyor ama bakın bitmiyor. Newton'un hareket yasaları ile ilgili başka şeyler de yaptım. Mesela etki tepki prensibini incelediğim bir takım şeyler var işte. Yani mesela masa üzerinde duran bir bloğun ağırlığı ve masanın bloğa uyguladığı normal kuvvet etki tepki çifti midir? Bunu bir düşünüyorsunuz, cevaplıyorsunuz. İzlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey şuraya tıklamak. Mesela işte şöyle bir takım kavramsal içerikler yapmıştım. Kaykayla hızlanmakta olan bir çocuğa ve kaykayını etkileyen sürtünme kuvvetleri hakkında nasıl yorum yapabiliriz? Mesela burada da yine notlar almanız için, işte kuvvetleri göstermeniz için bir takım şekilleri de koydum. Mesela tıkladığım zaman direkt o içeriğe gideceğim. Herkese tekrardan merhabalar. Bir başka içerikte karşınızdayım. Kaykayla yatay zemin. Evet, gördüğünüz gibi. Bunun dışında bakın bazı soruların başlangıcında bir sim ibaresi görüyorsunuz. Yani bu simülasyonlu bir içerik olduğunu bize gösteriyor. Mesela buna tıkladığım zaman bunun simülasyonlu bir içerik olacağını biliyorum. Zannedersem sonlarda. Bu tarafı bana ipin uyguladığı kuvvet bu ivmeyi fazla değiştiremeyecek. İvme ne olacak? 5 olacak. Evet bakın simülasyonlu bir içerik. Sonra mesela bunun da yine simülasyonlu bir içerik olduğunu buradan görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Newton'un hareket yasalarıyla ilgili bayağı bir şey yapmışım açıkçası. Mesela kuvvet ve tork dengesi işte kütle merkezi konularına çalıştınız. İşte benim kanalda bunlar var. Soruları çözebilirsiniz. Mesela şu güzel bir soruydu. Buna tıkladığım zaman simülasyonlu bir içerik olduğunu da biliyorum. Bunu. Selamlar kanalımı topluluk bölümü. Ne olması lazım? Kapalı aralık ol. Görelim. Evet bakın simülasyonu görebilirsiniz. Peki. Şimdi 5 Newton da olmasın. 15 Newton da olmasın. Arada bir diğer seçtim. Bakın başlatıyorum. Gördüğünüz gibi denge var. Şimdi burada bakın bunların toplamı şimdi ne oldu? 18 Newton. Dağılımı bu bölümlerde bakın aslında bütün kuvvetler var. Yani sadece sol uçtan ve sağ uçtan bir kuvvet. Mesela şöyle korkutucu görünen bir soru. Üstelik simülasyonluymuş. Çözdünüz. Bakmak istiyorsunuz. Gidelim bakalım simülasyonu nasıl. İşte bu yönde ilerliyordu. Evet soru 3. Arkadaşlar soru 3 devamlı sıçrıyor işte değil mi? Evet. Peki şimdi o zaman hadi sayalım. Metreleri sayalım. Gözlemcimiz. Şimdi bizim gözlemci neredeydi? Yerdeydi değil mi? Yerdeki gözlemciye göre bakmıştık. Simülasyonlarda şimdi, gözlemci de değiştiriyor. Bir de bakın şu vagonun araç gözlemcisine içerisine göre koyalım. Vagonun içindeki gözlemciye göre acaba bu top nasıl hareket yapıyor onu göstermek istiyorum size. Evet. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Yani 75 sayfa oldu. Videoları ekledikçe bu sayfa sayıları artacak artık. Nice 75 sayfaları diyelim. Açıkçası şu soru da kafamda var. Yani bir sürü linkten oluşan interaktif bir PDF dosyasını sizinle paylaşıyorum. Şimdi siz burada ne yapacaksınız? Mesela işte cevabı görmek isteyeceksiniz değil mi? Basacaksınız, izleyeceksiniz mesela. İşte cevabı göreceksiniz, pat kapatacaksınız. Benim izlenme sürelerim ne olacak? Gittikçe azalacak. Yani YouTube diyecek ki bu adamın videosuna giriliyor, 5 saniye izlenip kapatılıyor. O zaman yani YouTube bu kanaldan pek bir hayır gelmez yani. Bunu kimseye önermeyelim falan diye de düşünebilir. O yüzden sizden isteğim arkadaşlar. Bu dosyayı yayın. Kanalın lütfen tanıtımını yapın.
Şu abone sayısını da arttıralım artık bir zahmet ya. Yani ben kaliteli iş yaptığımızı düşünüyorum. Hani daha çok kişi bu videoları görmeli, daha çok kişi bu bilgilerden faydalanmalı diye düşünüyorum. Yani geçen sene mesela yorum yapan birçok kişinin şimdi ilk 100'e girdiğini, işte ilk 1000'e girdiğini falan görüyorum. Ve bunlar da beni çok mutlu ediyor. Yani niye daha çok kişi faydalanmasın ki bunlardan, değil mi? Evet arkadaşlar, umarım istediğiniz gibi bir şey olmuştur. Dediğim gibi içerikler gelmeye devam edecek. Sorular çözeceğiz. İşte bir takım kavramlara yöneleceğiz. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani kesinlikle bu PDF dosyasını ne yapacağız? Geliştireceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılar. Kendinize iyi bakın.